arkadaşlar, merhaba hepinize. Bugün otobüs şoförü olma simülatörü olacağız. Evet, bir otobüs şoförü olacağız. Benim favori otobüsüm UC11. UC11 ne derseniz, Antalya'da benim lise zamanlarında liseme gitmek için kullandığım otobüs. Ondan sonra KL08 geliyor. Bu iki otobüs favorim. Ondan önce 503 vardı, eski evime götürüyordu. Lan şimdi ben otobüslerimin yerlerini verdim de evimin yerini bulabilir bu otobüsler sayesinde. Neyse boşver. Geç, önemli değil. Geç bunu. Evet, bugün otobüs şoförü simülatör olma oyunu oynayacağız. Biraz da sesim kısık, fark ettiğiniz gibi tam bir otobüsçü amca gibiyim. Otobüs şoförcüsü amca. Hadi bakalım, tipimizi yapıyoruz. Otobüs şoförcüsü abimizin tipini yapıyoruz. Bu otobüs şoförcüsü abimiz olacak. Şöyle bir gömlek giydirelim. Biz nezih bir otobüs şoförcüsü amcayız. Giydiğimiz şeyin rengi de kırmızı olsun. Tam bir şoförcü amca. İkinci renk de kırmızı olsun. Üçüncü renk de kırmızı olsun. Saç rengimiz de mavi olsun. Biz böyle marjinal bir şoförcüyüz, tamam mı? Dış görünüm rengimiz de böyle normal beyaz olsun. Kilosunu yapamıyor muyum? Kilo vermek istiyorum ben karakterime. Neyse, önemli değil. Özelleştirmeyi bitir. Evet, ilk otobüs şoförümüze başlıyoruz. Hepimize hayırlı yolculuklar. Biraz gaza geldim, üstüme su döküldü. Ama önemli değil, ben muhteşem bir otobüs şoförü olacağımı inanacağım için bunların hiçbir önemi yok. Evet, ilk günümüze başladık. Bu bizim otobüsümüz. Ne kadar güzel bir otobüs. Bak, güneş de yeni doğuyor. Canım otobüsüm. Birazcık bekle gerizekalı, otobüsümüzü anlatıyorum. Sıkıntın mı var? Soldan dolaş. Otobüsü anlatacağım, beni uğraştırma. Her neyse, bu benim otobüsüm. Arkada böyle güzel düğmeleri var. İçine bakalım şöyle. Tam bir halk otobüsü. Benim hani videonun başında dediğim var ya, UC11, KL08. Antalyalılar bilir. Heh, o benim Antalyalı olan. Heh, o otobüsün aynısı. Şuraya bir adını değiştirip yazsak tam o otobüslerden. Böyle arkaya kadar uzun şeyleri var. Cam kırmak için şu aleti de var. Bir tane videoda görmüştüm. Bu cam kırma aletleri hiçbir camı kırmıyormuş. Her neyse, belirtmek istedim. Neyse, otobüsümün her şeyi tamamen hazır. Yola çıkabilirim. Otobüs koltuğuma bir oturayım şöyle. Bir tipime de bakayım. Tam bir otobüs şoförü. Şu tipe bakar mısın? Muhteşem. Hadi başlayalım. Bekleyin lan azıcık. Ne trafik olmuş ha. Neyse, önemli değil. Hiç kimse bir şey demiyor. Burada nezaket var. Türkiye'de ağzına sıçarlar. Otobüsü tanıtacağım desem bir de kafa atarlar sana. Neyse, binelim otobüsümüze. Evet, otobüsüme bindim. Kapıyı kapattım. Şuradan otobüsümü çalıştırıyorum. Kontağını çalıştırdım otobüsümün. Işıklarını açalım otobüsümüzün. Şöyle açalım. Ana ışıklarını da açalım. Yok, sabah uzunlara gerek yok. Sabah kapat. Şuradan farları açalım. Otomatiğe alalım farlarımızı. Tamam, her şey tamam. Her şey tamam. Park modundan çıkaralım aracımızı. El frenini çekelim. Şu düğmeye basınca da aracın motoru çalışıyor. Basıyorum. Bakın, şu an çalıştı. Muhteşem. Yolculuğumuza başlayabiliriz. Şurada da haritamız var. Buradan haritayı izleyeceğiz. Aa, ilk yolcularıma geldim. Otobüs şu durağa yavaş yavaş çekelim. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Şöyle freni basıyorum. Tamam. Binebilirsiniz. Kapıları açıyorum. Start'ı bindik. Hoş geldiniz. Ben bugünkü otobüs şoförünüzün yolcunuzdaki otobüs şoförü. Bilsene gerizekalı, ne bilmiyorsun. Ha doğru, bilet keseceğim size. Bir günlük yaşlı bileti keseceğim sana, tamam. Günlük yaşlı bir tane. Al bakalım. Para üstünü vereyim hemen. Şöyle para üstü de veriyoruz, evet. Evet, para üstünü de verdim. Sen ne istiyorsun? Sen de mi yaşlı istiyorsun? Tamam. Haftalık yaşlı bileti, onu da keselim. Bir tane yaşlı, iki tane bilet istiyormuş. Tamam, iki tane. Para üstün 2 euro. Al. Hadi yürü git. Herkes hazır mı? Bileti vermeyen var mı? Biletini göster. Sen de göster. Aa, sana daha demin verdim ama göster gene de. Sen de göster. Herkes biletini gösterecek. Seni gidi seni. Biletini almazsan yakalarlar işte. Benim gibi şoförlerden kaçma. Hadi yolculuğumuza başlayalım. Biniyorum gene. Kapıları kapat. Arkayı da kapat. Sola sinyal ver. Bakıyorum, yol boş mu? Yol boş mu? Değil ama ben kırarım. Çekil, ben çılgın bir otobüs şoförüyüm. Evet, şöyle aradan girdim. Evet, müzik açayım mı? Çıldıralım mı? Bunda teyp var mı lan? Yok, müzik açamıyorum ya. Yola da bakmıyorum arabayı sürerken. Herkese kaza yapıp öldüreceğim. Olsun, sıkıntı yok. Benim yolculuktaki müşterilerim her zaman kusurlarıma anlayış gösterir. Değil mi beyler? Bakın, delirtmeyin beni araba hareket ederken inerim. Lan tekeri vurduk taşa, ağzına sıçayım. Önemli değil. Dur, şuradan hız sınırını açacağım. Şuradan hız sınırımız olsun. Çok hızlı gitmeyelim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir süre var. Son 15 saniyesi kaldı. Sol altta da var bakın. O süre bitmeden diğer durağa varmamız lazım. Son 10 saniye kala vardım. Ne kadar iyiyim. Evet, atlayın bakalım. Gel. Günlük düzenli 2 tane miktar istiyorsun. Tamam, günlük düzenli 2 tane. Para üstü yok. Sen de bir tane haftalık düzenli 1 tane istiyorsun.
12 euro. Al bakalım. Sen ne istiyorsun? Ya sen daha demin binmemiş miydin amca? Neyse, bu ülkede herkes birbirine benziyor. Ne istiyorsun? Günlük, yaşlı, bir tane. Başka? Para üstü 14 euro. Amca vermesem bende bozuk yok. Aldı nasıl şimdi? Bütün bozuğumu bitirdiniz be. Ana, siz ikiniz ikiz misiniz? İkinize de aynı bileti keseyim, olmaz mı? Neyse. Tamam, herkes iyi mi? Herkes iyiyse kapatıp devam ediyorum. Yalnız otobüsümüz doldu ha. Şöyle aynadan bakayım içeriye. Aa, dolmuş. Sinyal veriyorum, sola çıkıyorum. Sinyalimi de vermeyi unutmam arkadaşlar, haberiniz olsun. Her zaman sinyal. Şuradan dönüp bu yolu izliyoruz. Süremiz 40 saniyemiz daha var. Above, trafik var. Trafik var. 40 saniye içinde diğer durağa varmamız gerekiyor ama trafik var. Ne yapacağız? Yolcular bana cevap verin. Ne yapacağız? Bazen otobüsçü olmak zor şartlar altına girmek demektir. Sinyal verip solluyorum hepsini. Çekilin! Çekilin! Aa! Biraz yolcularım. Ananı babanı. Aa, biraz çarptım. 1000 euro girdi. 1000 euro girdi. Ağzına sıçayım ya. Zamanda geri kalmamak için 1000 euro içime kaydı ya. Neyse, önemli değil ya. Kazanırız. Alın teri bunlar. Atlayın bakalım. İkinci durağa geldik. Bin. Binmeyen kalmasın. Sen para verdin mi sen? Bin. Devam ediyoruz. Herkes otursun. Biletini göster bakayım. Var mı? Senin de var. Her zaman yapmam lazım. O 1000 euro çarptım. 1000 euro bana kaydı. Hepinize kaymış demektir. Tamam, o yüzden bilet vermeyeni döverim. Sola sinyal veriyorum. Yol boş mu? Boş, gidebiliriz. Bak, bir de sinyali güzel verdiğin zaman altta yıldız gösteriyor, gördünüz mü? Lan tümseyi çarptım, aldı nasıl şimdi? Kırmızı kötü yıldız aldı size güzel yıldızı gösterirken. Çok salakça bir durum yaşadım yani. Giriyorum otobüs durağına. Atlayın bakalım, inen insin, binen binsin. Hadi in, hele in hadi. Arkadakiler arkadan insin, öndekiler önden insin. Ne yapıyorsun amca? Amca ne yapıyorsun amca? Oturuyor musun, gidiyor musun? Neye bakıyorsun? Bu ne lan? Çukur var. Kırmızı ışıklarda bekleyelim. Bekleyelim. İnsanlara yaya önem göstermek, saygı göstermek zorundayız. Önem değil de saygı. Saygı göstermemiz lazım yani. Yolda geçen adama niye önem göstereyim ben? Saygı göstermeniz lazım. Tanımıyorsun çünkü. Niye sevesin ki yolda geçen adamı? Neyse, saçma sapan bir şey kurdum ve onu açıklamaya çalışıyorum. Trafik kurallarına uyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar yani. Burada başka oyuncaklar var mı? Ben onları bir kurcalamak istiyorum. Bir şoför kapısı falan. Burada düğmeler var. Burada da bak, düğmeler var. Şurada geciktirici diye bir şey var. Ne bu geciktirici? Geciktiriciyi 3 yapalım bakalım ne olacak. Geciktiricinin ne olduğunu anlamadım. Otobüsümüzün geç gelmesini sağlıyor. Saçma sapan bir cümle oldu. Anlamadım. Ama geciktiricini merak ediyorum şu anda. Son 8 saniye kaldı. Diğer durağa kaçıracağım. Ağzına sıçayım, oyun oynayacağım diye. 2 1 Hayır, geç kaldık. Süremiz eksiye yansıyor. 2 saniye geç geldim. Kusura bakmayın. Ağzına sıçayım. Durakta da yolcu yokmuş. 2 saniye geç kaldık. Çok saçma. İnin lan. İncek insin. Çok indiniz. Kapat. İn lan kapıdan. Bak, kapıya sıkıştık. Geri zekalı. İnmiyorsan inme. Ama hepiniz indiniz. Ben tek kaldım. Kimse bak, çöp atmış. Ağzına sıçtı. Kim lan o çöp atan? Sen misin teyze kapıya sıkışan? Şerefsiz. Çöp atmış arabama. Sinirli asabi, zaten kaldırıma çarptık. Şeye çarptık. Yolcu olmadığına göre trafik kurallarına da uymamızın zorunluluğu yok. Yolcu yok çünkü. Çılgınlarcasına sürebilirim. Dur. Hız sınırını da kaldıralım. Hız sınırı atmıştım ya. Onu da kaldırdım. Artık sıçtınız. Çılgın bir otobüs şoförcüsüne dönüştüm şu anda. Çünkü yolcu yok. Garaja sokacağız arabayı. Kaldırıma girdim. Ağzına sıçayım. 1200. Lan ne oluyor? Otobüsü niye kaldırıma soktum ben ya? 1200 lira ceza girdi gene ya. Lan zaten toplamda 50 kişiyi ya bıraktık ya bırakmadık. Kişi başı 1 euro alsak 50 euro kazandık. 2500 euro zarardayız kaldırımlara gire gire. Bu arabayı doğru düzgün kullanmam lazım, yoksa batacağız. Biraz hızlı kullanıyorum. Hız sınırlandırıcısını kaldırdık ya, 80 ile gidiyoruz. Ağzına sıçayım. Rampayı görmedim, rampaya çarptım. Hız ihlali, ağzına. Ondan da ceza kes. Hız ihlali yedim. 80'den ceza mı kesilir ya? Neyse, giriyorum, garaja giriyorum. Bütün gün ağzıma sıçtınız be. Aç lan kapıyı. Ananı, ona da çarpayım. Ona da, üste de çarptım. 500 euro gitti. Otobüs sırf zarar ya. Otobüsçü olmak zarar birader. Ben kar edemiyorum ya. Kapat arabayı. Geciktiriciyi de kapat. Kapat motoru. Motor nerede motor? Onu da kapat. Hadi eyvallah. Kapıyı kim açacak şimdi? Kapıyı açın.
Evet, otobüs seferimiz sonlandı. Evet, bakalım ne kadar kazanmışız. Evet, bakıyoruz. Toplamda 16 bin euro kazanmışız. Oha! Yalnız bir dakika. Ha dur. Mevcut gelir 164 euro. Biletsiz yolcu cezası 120 euro. Ondan kazanmışız. Toplamda haftalık gelirimiz 16 bin euroymuş. 2 bin euro kaybetmişiz. 13 euromuz varmış. 16 bin euro kazanıyormuş lan otobüsçüler. Buradan youtuberları bırakıp çıkıp otobüsçü mü olsam? Hangi ülke burası? Evet. Kendimize bir muavin alıyorum. Şu anda bir tane muavin aldım. Hubbard One Helgen diye bir muavin aldım. Araba sürerken mırıldanıyormuş. I'm gonna bir şarkısı söylüyormuş. Ve duşta da şarkı söylüyormuş. Garip bir muavinmiş. Bakalım nasıl bir yararı olacak bize. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi yolculuğumuza başlayalım bir tane. Yeni yolculuğa başlayalım. Evet. Gece mesaisine çıkıyoruz bugün de. Açalım ışıklarımızı tek tek. Kontak çalışıyor. Arabamızın motorunu çalıştıralım. İlk durağımız. Geldik. Atlayın bakalım. Duruyorum burada. Kapılarımı açtım. Atla atla atla. Gel 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 gel. Bir yaşlı yaşlı. Benim muavinim nerede ya? Muavin yok. Gecede sürmek çılgın oluyormuş. Şuradan bir uzun ışıkları yakalım mı? Bir dakika bir dakika. Yolda duruyorum. Uzun ışıkları yakacağım. Şöyle en uzunları yakalım mı? Aynen. Tamam. En uzunları yaktım artık. Otobüs şoförlerinin kralıyız. Evet, yandan geçen arabalar bizim ışıklarımız gözünü aldığı için bize küfrediyor olabilir. Ama siz de anlarsınız ha. Burada emektarı yormayın. Benim gözlerim görmüyor olabilir geceleri. Ne oluyor, biraz hızlı mı gittik? Hızlı gittik biraz. Biraz hızlı gittik. Aldın az şip. Gelin bakalım. See you. Bakalım. Bilet verdin mi? Vay şerefsiz. Nasıl yakaladım? Önümden geçti böyle see you dedi. Yakaladım onu. Yılan seni yılan. Bak otobüsün içinde de tekiz. Ağzını burnunu kırarım. Ne istiyorsun? Bilet mi alacaksın? Dur. Oturayım da. Lan. Uyuma lan. Horlama sesi geliyor. Vallahi horlama sesi geliyor. Kim uyuyor lan? Biri horluyor. Duyuyorsunuz mu? Bak bak. Arabayı durduracağım. Uyumasıyla dalga geçeceğim onu. Dur bir dakika dur. Kim uyuyor lan? Rampa. Rampaya iyi girdik. Arabanın altı delindi. Olsun. Emanet. Düzgün davranmak lazım. Oo, burada bayağı yolcu var. Bayağı yolcu var. Gel 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 babam gel. Açalım kapıları. Hoş geldiniz. Bileti olanlar önden binmesin. Bak tam söylerken. Lan bileti olan önden binmesin. Bileti olmayan arkadan binsin. Bak yaşlı. Tek. Yaşlı bir tane. Tamam. Hadi gidelim. Sawmill. The band seemed to be just sleepwalking their way through it. Nasıl döndüm be? Ağzına çim çarpmış. Şimdi otobüs kullanmak zor. Neden zor? Çünkü bu bir otobüs bak. Tümsek geliyor bak. Duracağız iyice. Yoksa ne olur? Böyle ağzına sıçılır arabamızın bak. Tam güzel geçti bu sefer. Sinyal veriyorum bakın. Bu otobüs oyununda bile sinyal veriyorum. Oyunda sinyal veriyorum yani. Sinyal vermesem kimse beni dövmeyecek. Gerçek hayatta buna üşenenler var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ağzına sıçayım bak. Sinyal veriyorum ama kaldırım taşına çarp. Olsun bir oyun. Ani bir baskın yapacağım. Biletini göster, biletini göster, biletini göster, biletini göster. Bilet, 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 bilet. Tamam, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Bir anda yakarım, bir anda bakarım. Dönüyorum sola. Araba yok, boş. Güzel bir dönüş. Ne güzel döndüm ha, böyle geniş. Kendimi bir otobüsçü gibi hissettim ya. Arkadan vermeyen kalmasın. Nasıl espri ama? Çok saçma bir cümle. Arkadan vermeyen kalmasın. Tamam. Arkadaki biletli insanları istiyorsun ama
cümlenin temeli yanlış mesela. Biletini vermeyen kalmasın dememiz lazım otobüsçüler olarak. Arkadan vermeyen kalmasın deyince sapıkça bir şey anlaşılıyor. Tabii aklı fesat insanlar genelde bunu anlıyor ama olsun. Arkadan vermeyen kalmasın. Önden de vermeyen kalmasın. Vermeyen hiç kalmasın bu dünyada. Bu ne lan, yollar çok bozuk. Belediye çalışmıyor. Aslanım pislik içinde yollar. Yeni durağımıza geldik. Park edelim. El frenini çekiyorum. Çektim. Hadi binin. Hadi hadi bin. Bin hızlı bin. Önden vermeye kalmasın. Önden verdin mi? Vermiş. Sen verdin mi? Sen verdin mi arkadan? Sen önden. Aa bak, bu vermemiş. Aa neden vermemiş biliyor musun? Bak burası ön. Burası arka. Bu ortada oturuyor. Ortadan vermeyen kalmasın demem lazımdı. Vay be. Yoksa verecekti. Buradan sola dönüyoruz. Don't spoil it for me. Bu şehirde başka otobüs yok mu ya? Yandaki otobüsçü kardeşlerime şöyle hareket yapayım. Tekerine taş sıkışmış hareketi bu arkadaşlar. Ama kendine sansür koydum. Saçma sapan şeyler anlamayın diye. Bir yolcu otobüste bir şeyini unuttu. Onu al ve diğer sahibe iade et. Kim unuttu? Ne unuttun? Ne lan bu? Şapka. Şapka mı bu? Ne bu? Yolcu eşyasını geri ver. Nerede yolcu, nerede eşyasını geri vereyim? Hangi yolcu? Hangi salak unuttu eşyasını bilmiyorum ki. Sen eşyanı al. Eşyanı unuttun salak. Ana, eşyayı alınca titremeye başladı. Teyze. Hep böyle iyi bir adam oldum. Tipe baksana, bu tipten başka ne bekleriz? Ha dur, yolcular bekliyor. Pardon. Şu hız sınırını kaldırmak istiyorum ya. Beni yavaşlatıyor. Korna çalayım mı? Çılgın otobüsçüler korna çalıyor. Yeee, delirdim. Delirdim. Ananı direğe çarptı. Araba bozuldu. Arkadaşlar araba bozuldu. Ana. Vallahi araba bozuldu. Bir saniye. Panik yapmayın. Bir dakika, niye çıkamıyorum ben buradan? Kaldırıma mantara girmiş. Mantar da direğin arasındaymış. Böyle bir kaza yaptım. Salakça bir şey. Geri çıkmak istiyorum, çıkamıyorum bak. Deneyeyim bir daha çıkmayı. Kapat orayı. Geri gel otobüs. Bak gelmiyor. Sıkıştım. Vallahi sıkıştım. Vallahi sıçtık. Dur. Geri al. Heh. Geri vitese taktım. Tamam. Sıkıntı şeymiş. Geri vitese takmayı bilmiyormuşum ama öğrendim. Şuradan ileri vitese takalım tekrar. Tamam, güzel. Unuttum. Vitesli araba olduğunu unuttum. O düğmelere basınca geri vitese takmanız gerekiyormuş. Normalde geri gitmiyor şu anda. You should turn your lights on. Your lights are off. Sizi biraz korkuttum, kusura bakmayın. Bir mantara çarptım ama hiçbir şeyiniz yoktur umarım. İnşallah. Oo, ani bir freni hazır mıyız? Hazır mıyız? Sus karın. Yavaş git diyor bana. Hadi bakalım. Evet, biraz ağzına sıçtım. Biraz ağzına sıçtım galiba. Dur, geri vitesi alalım. Durağa geri gitmemiz lazım sonuçta, değil mi? Hiç korkmayın müşteriler. Genelde böyle sürmüyorum. Korkacak bir şey yok. Binin bakalım. Bak hala biniyor gerizekalılar, görüyor musun? La otobüs 30 saniye önce önündeki direğe çarptı. Geri park etti lan. Deli oğlum bunlar. Binme lan sen. Tamam bin. Bin, şaka yaptım, bin. Tam gelecekken arkadan biniyor, tamam. Arkadan binmeye kalmasın. Dur bakayım, kontrol yapacağım. O tipte bilet yok gibiydi. Ne? Bilet ver lan. Bilet. Bilet. Tamam, varmış yanmış. Bir yolcu gerçekten yüksek sesle müzik dinliyor. Kim lan o? Kim? Kim o müzik dinleyen? Sen! Ağzına sıçtım, ne dinliyorsun? Enes Batur gel hadi, gel dinliyorsan sıkıntı yok. Ama onu dinlemiyorsun. Döverim seni. Sorry. Seni döverim, bak burada bu kadar insan var. Gel hadi gel hariç şarkı dinleyemezsin. Benim otobüsümde gel hadi gelden başka bir şarkı dinliyor, bir de yüksek sesli dinliyor. Başka şarkı da dinleyemez, yüksek sesli de hiç dinleyemez. Ama gel hadi gel dinleyebilirsiniz. Gel hadi gel. Benim olanı bana. Şu an boğazım ağrıdığı için. Evet, son durağımıza geldik. Hadi bakalım. El frenini çektim. Atlayın bakalım. Hadi görüşürüz. Sen gel hadi gel, ben başka şarkı dinlemeyeceksin.
Biraz sinirliyim, gerginim, kusura bakma, akşam şey. Evet, evet, görüşürüz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir öpücük, bir öpücük. Arkadan vermeyen, önden vermeyen, her yerden vermeyen kalmasın. Bitti, yolculuk bitti. Sizi ezebiliyor muyum acaba? Dur bak. Geberin! Ay. Oyuna beyaz ışık indi. Demek ki öyle şeyler yapmamak lazım. Araçta tek kaldığım için artık trafik kuralları benim için geçerli değil. Tabii gerçek hayatta öyle bir şey yapmayın. Ben çılgın bir otobüsçüyüm, siz değilsiniz. Yeter ulan. Otobüs, böyle bir otobüsü önünüze kırdığını düşünsenize, bak şöyle gidiyor yolda. Çok korkunç değil mi? Otobüs bak arkamdan geliyor, şöyle bir şey yapıyor sana. Ben ağlardım. Ama hiçbir şey olmadan güzelce geçtim bence. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Evet, garajıma geri geldim. Açıl susam açıl. Bu sefer tabanını çarpmayacağım ve çarpmadım güzel. Evet, görevimiz tamamlandı. Şeyi çek. Aracı kapat. Işıkları da kapat. Tamam. Evet, güzel bir otobüs seferi daha yaptık. Bakalım karımız ne kadarmış. Toplamda hiçbir şey kazanmamışız. O kadar çok kaza yapmışız ki 12 bin euro zarardaymışız. Okey, şimdi yeni bir otobüs aldım. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl? Nasıl o kadar çalıştık, otobüsünü yaptık, otobüsümü geliştirdim. Ve hayvan gibi bir otobüs aldım. Nasıl ama? Tam bir muhteşem. Artık ucu 11, KL08 nereye kadar? Böyle güzel otobüslerle yolculuk yapmanın zamanı geldi. Bak kapısı ne güzel açılıp kapanıyor bak. Bak 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 bak, efsane. Oo, bayağı da insan bekliyor. Bak hadi bakalım, başlıyoruz bakalım ilk günümüzde bir yeni otobüsümüzde. Çalıştır kontağı. Ver drive'ı. Burada da bir sürü düğmeler var. Hangi düğme ne işe yarıyor? Oo bak, hızlı da kalkıyor, hızlı da kalkıyor. Evet, yine otobüsümde ilk günüm arkadaşlar. Hayırlı bir hayırlı olsun. Bir hayırlı olsun alabilir miyiz? Atlayın bakalım. Gelin 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 gelin. Hemen bilet iste. Bin babam, bin 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 bin. Günlük. Yaşlı bir tane. Tamam, herkes bindi mi? Bu sefer çılgın bir yolculuk yapacağız. Hız sınırını da kapattım. Hadi bakalım, başlıyoruz bebeğim. Hayatınızdaki en hızlı, en hızlı sürüşü yaşayacaksınız. Dur, kapıları kilitlemişim, pardon. Birim müzik dinliyor. Ağzına sıçayım. İlk otobüs seferimde kim müzik dinliyor lan? Gene aynı yerde bak. Sıçmık. Dinlemeyeceksin. Bir dakika, engelli yolcumuzu araca bindirmemiz lazım. Bunun için bir rampa açmamız lazım. Rampayı açalım hemen şuradan. Aç rampayı. Rampa sadece kapalı olduğunda kullanılabilir diyor. Kapıyı kapat. Aç rampayı şimdi. Aç rampayı. Açıyorum rampayı. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ve indi. Tamam, rampa açık. Kapıyı aç şimdi. Evet, yolcumuz biniyor. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. Evet, bu rampayı açmayan şoförler varsa, otobüs kullanıyorsanız onların ağzına sıçın. Ouch. My head. Next stop, Astro Promenade. Last stop. Please leave the bus. Evet, günün sonunu veriyoruz. Bütün yolcuları indirdik. Haydi gidin haydi. Yeter da. Ciğerimi söktünüz be. İn lan. İn. Bütün gün yoruldum ya. Yarım saattir oyun oynuyorum ya. Kapat lan kapıyı. Biri çöp atmış gene. Başka çöp var mı? Bitmiş, tamam. Bakalım. Çok merak ediyorum ne kadar kazandık bugün sonunda. Evet.
Haftalık 28 bin euro kazanmışız bu otobüste. Fakat o kadar çok arabaya çarpmışım ki 37 bin kaybetmişiz. Ağzımıza sıçılmış yani. Kaza yapmamalıydık. Neyse arkadaşlar, umarım otobüs simülatörü oyunumuzu beğenmişsindir. Daha fazla istiyorsan da açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yana çıkan videoda tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizce muhteşem bir otobüs şoförcüsü değil miydim ya? Bana söyleyin. Bak babam uyuştu. Uyku bastırdı ya. O kadar çok otobüs gördüm ki kalçalarım uyuştu ya. Çok uyuştu hem de. Öyle böyle değil. Bak ayaklarıma kan gitmiyor. Otobüs şoförleri demek böyle oluyor. O yüzden onların koltuğu böyle bir böyle şey oluyor. Anladınız mı yani? Anladınız siz. Hadi bay bay.